lütfedip bize de teşekkür etmezsiniz. Mahcup ettiniz. Ne demek canım, sayenizde kütüphanenizden faydalandım. Valla müdür bey, siz olmasaydınız o yazmaların bir çoğuna ulaşamaz. Gel. Ve restorasyoncular geldi. Tamam, siz onları türbeye götürün. Müşterseniz ben sizi rahatsız etmeyeyim. Yok efendim, benim gitmeme gerek yok. Arkadaşlar ne yapacaklarını biliyorlar. Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Bakanlık bu sene ödenek verdi. Biz de müzemizin birkaç eksiği vardı. Onları gidermeye çalışıyoruz. Çok meşgulsünüz herhalde. Sormayın efendim. Daha buradan çıkıp vakıflara toplantıya gideceğim. Evdekilerin yüzünü gördüğümüz yok. Gel. Kahveler. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Müdür bey. Aslında ben de yeni bir konu üzerinde çalışıyorum. Buraya da sizden yardım istemeye geldim. Ne demek efendim? Dükkan sizin. Dükkan dedim müzeye. Aman hocam şimdi. Şaka bir yana. Sizin gibi ilim adamlarına yardımcı olmak bizim vazifemizdir. Nedir mevzu? Ben Şemsül Hakikat'ı arıyorum. Şemsül Hakikat. Biliyorum, onun birçok nüshası var ama bana lazım olan Hattat İlmi Efendi'nin nüshası. Onun tek kopyası da sizin kütüphanenizde. Tamam hocam. Merhaba sevgili izleyiciler, Sahne İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün çok değişik, güzel bir oyunla sizlerle birlikte olacağız. Nerede miyiz? Devlet Tiyatroları Cevahir sahnesindeyiz. Gerçekten farklı, güzel bir oyun sahnelenmiş, duyduk ve sizlerle buluşturmak için buradayız. Merhaba, yönetmenimiz yanımızda. Gül Ebru Turna. Merhaba. Bize neler söyleyeceksiniz bu oyun hakkında? Nasıl kurguladınız? Hı-hı. Nelerden yola çıktınız? Hı-hı. Oyunumuzun adı? Oyunumuzun adı Bersisa. Bersisa oyununu 2009 yılında kardeşim Boğaç Babür Turna ile beraber, o yıl hatırlarsınız Mevlana yılıydı, hı-hı, bütün dünyada. O yıl kaleme aldık beraber. Mevlana'nın hayatı ile ilgili genellikle oyunlar, işte filmler, belgeseller düşünülüyor. Biz de düşündük ki aslında hayatından daha çok bizim ilgimizi çekmesi gereken şey ne anlattığı, nasıl anlattığı, yani Hazreti Mevlana'nın felsefesinin ne olduğu ile ilgili bir şey çalışalım istedik. Elimizden geleni yaptık. Umarım iyi olmuştur. Seyirci mutlu görünüyor. Biz de mutluyuz. Harika. Ne kadar sürede hazırlandınız? Oyunun yazılması aşağı yukarı bir yıl sürdü ama ondan sonra tekrar biz oyuna geri döndük, yeniden düzelttik. Üzerinde uzun süre çalıştık yani. Geçen yıl ve sonra Devlet Tiyatrosu'na teslim ettik oyunumuzu. Onlar da repertuarı aldılar. Geçen yıl gündeme geldi. Oyunun oynanmasını talep ettiler. Ben de yönetmenliğini üstlendim. Geçen sene İstanbul Devlet Tiyatroları çatısı altında provalar başladı. Gördüğünüz geniş ve çok güzel, çok heyecanlı, çok genç ve çok yetenekli bir ekiple başladık. İşte bu sezonda devam ediyoruz. Gül Ebru Hanım, bu oyunu neden izlemeli izleyicilerimiz? Mesajınız nedir? Bu oyunu neden izlemeli? Bu oyunu Mevlana'nın sözünün sadece kendi zamanında değil, hala ne kadar gündemde olduğunu görmek için izlemek gerekiyor diye söylüyorum. Bunu biz bu oyunu yaptık ve bunu söylüyoruz diye söylemiyorum. Biz Mevlana'nın sözünü iletiyoruz. O sözün bugün hala ne kadar geçerli olduğunu görmek, onu paylaşmak, o heyecanı hissetmek için, bizimle burada birlikte paylaşmak için seyirci gelmeli ve bize katılmalı diye düşünüyorum. Bakalım katola. Buyurun buyurun, beraber bakalım. Şurada olacaktı. Ben buradayım. Şemsül Hakikat. Şemsül Hakikat, evet. Şemsül Hakikat. Şemsül... Aa hocam, bunu görmeniz lazım. Geçen gün Amerika'dan bir profesör geldi. Bunun üzerinde çalışıyormuş. Öyle mi? Harika. Yok hocam, yok. Şuna bakalım. Yok hocam. Hattat İlmi Efendi. Evet, Hattat İlmi Efendi, Şemsül Hakikat. Hattat İlmi Efendi. Aa hocam, bunu da görmeniz lazım. İçinde harika minyatürler var. Çok iyi. Enfesler var. Yok hocam, yok. Burada yok. Siz bizim kütüphane olduğunu emin misiniz? Elbette. Hatta durun. Durun, elimde buna dair bir kaynak var. Bu Seyfullah Efendi'nin notlarında geçiyor.
da evet. Bu ek bölüm sadece Atatilme Efendi'nin nüshasında varmış. Sonra biliyorsunuz Seyfullah Efendi vefat ettikten sonra ailesi kütüphanesini buraya, Mevlana Müzesi'ne bağış. Yani o bağışı hatırlıyorum hocam. Ama Seyfullah Efendi'nin metrukatında tek tek hangi yazma eserler var onları hatırlamıyorum. Demek ki onlar da tasnif edilmemiş. O yüzden yok katalogda. Ama sonuç olarak burada yani müzenin kütüphanesinde öyle değil mi? Bir şey yapma imkanımız yok. Yani hocam bilemiyorum onlar daha tasnif edilmemiş. Malum personel sayımız da yetersiz. Depoya bakamaz mıyız? Depoya mı? Evet. Hocam şimdi nasıl yapsak? Ya, biliyorum. Mesai. Biliyorum. Sizi zor durumda bırakmak istemem ama bu benim için çok önemli. İnan. Gel. Müdür Bey araba hazır. Tamam. Sen çık ben geliyorum. Tamam hocam şöyle yapalım o zaman. Alo Vazıf Bey. Şu an değerli hocamız Matuf Bey var yanımda. Kendisi Şemsül Hakikat'i arıyor. Bu Seyfullah Efendi bahşi yok mu hani? Yazma. Ha? Onların arasında. Kendisine yardımcı olalım lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, oyunda oynayan karakterler yanımda tek tek sizlerle buluşturacağım, tanıştıracağım onları. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Can Sözeri. Oynadığın karakteri anlatır mısın? Şeytanı oynuyorum. Şeytan insanoğluna karşı bayağı öfkeli ve öfke hisseden bir karakter. Çünkü balçıktan yaratılmış insanoğlunun Allah tarafından fazla öneme haiz olduğunu düşünüyor. Ve kendinden daha üstün tutulduğu için bayağı sinirlenmiş durumda. Dolayısıyla insanların zaafları olduğunu düşünüyor ve bu zaafların üzerinden de Allah'a insanların bak işte sen yarattın ve benden üstün tuttun ama ben onları çok rahat şekilde yoldan çıkarıyorum'u ispatlama arayışı içinde. Benim karakterim de Bersisa karakterini yoldan çıkartmakla görevli bir şeytan. Aslında akademisyen o değil mi? Aynen. Matuf. Yani bayağı bir bilimle ilgilenen ve şifacı diyebileceğimiz bir hekim. Ancak oyunumuzda ve daha doğrusu Mevlana'nın da sözünde olduğu gibi irfan sahibi olunmadan ilim sahibi olunmayacağını şeytan Bersisa üzerinden seyircilerimize aktarmaya çalışıyor. Peki şeytanı canlandırmak sende nasıl bir duygular uyandırdı? Neler hissettin? Nasıl hazırlandın rolüne? Evet yani değil mi? Enteresan. Gözlemlenecek bir şeytan bulamadım dermişim. Aslında çok var galiba. Çok var yani hiç hatta yani zorlanmadım. Önce kendi şeytanıma baktım tabii ki. Güzel. Yani insan ben oyuncu olarak kendi şeytanımla yüzleştim. Bu oyunda yer alırken. Çok ilginç değil mi? Evet ve herkesin de kendi şeytanıyla bir gün yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce bahsettiğim o zaaflar tarafından çok rahat şekilde bize ulaşabilen bir varlık. Hepimizde de maalesef var bunlar. Ama ben oyuncu olarak gerçekten bu beni çok etkiledi. Ve kendi şeytanımla yüzleştim. Onu da kullanarak sahneye aktarmaya çalışıyorum. Benim için çok eğlenceli bir rol oldu. Öyle mi? Evet. Yani güzel bir roldü. Hocamız sağ olsun bize fırsat verdi. Ben de çok eğlenerek oynuyorum. Sevgili izleyiciler, oyuncuların bir kısmı zaten Jennifer oyununda da rol aldılar hatırlayacaksınız. Erdoğan hocam da onlardan birisi Erdoğan Aydemir. Merhaba, siz neler söyleyeceksiniz? Merhaba. Rolümüz nedir? Ben imparator rolünü oynuyorum. Yani eksen karakterlerimizden Theodora'nın babası rolünü oynuyorum. Şeytan rolüyle paralel benim bir cümle kurmam için iblisin söylediklerinden yola çıkarak bir şeyler ifade etmem gerektiğine inanıyorum. İhlas sahibi olanlar dışında ki onlar da göreceli ifadesine göre Onur Yay arkadaşım daha güzel ifade eder. Yani ateşten oluşmuş iblis, şeytan ve şeytancıklar. Sahnede gördüğümüz figürler. Bunlara karşı işte balçıktan yaratılmış can arkadaşımın ifade ettiği Ademoğlu. Dolayısıyla böyle bir şey mücadele. İblis bir gönüllü arıyor ve şeytana bu görevi veriyor. O da bizim kanımıza giriyor açıkçası. İmparatorun zaaflarının olması lazım ki kızı cezalandırılsın. Böyle bir şey, böyle bir gelişim süreci var. Benim de bir konumda olmam, bir şeyin öne çıkması gerekiyordu.
İblis çok güzel sayacaktır biraz sonra bu değerleri. Değerler derken olumsuzluklar zinciri. Mesela kibir imparatora fevkalade yakışacak bir şeydi. Ben biraz oyuncu olarak herhalde kibirli tavrı, edayı yoğunlaştırdım diye düşünüyorum. Evet. Bilemiyorum yönetmenim ne diyor. Yani oyunu... Yılların oyuncusunuz zaten mutlaka. Evet. Çok süslemişsiniz karakteri. Tabii birçok şey var. Yani Karun kadar zengin olsan ne yazar, değil mi? Nitekim bunları söylüyor imparator. Yani kudretimin sembolü olan bu taç, hazinemdeki altınlar, ben ordumla işte kıtadan kıtaya koştum. İnsanlar, bütün dünya önümde neredeyse secde etti. Ama kızım bu durumda, ben neyle savaştığımı bile bilmiyorum. Diyor ve nitekim şeytanın iblisin daha doğrusu şeytan aracılığıyla yaptırdığı bir eylem var, kanına girmek. Evet, imparatorun da kanına giriliyor. Sevgili Onur Yay ile bir sahnemiz var orada, içimden geldi, bana dokunuyor oluyorum böyle bir şey. O işe yaradı herhalde. Hocam da sevdi benim o... Aynen öyle bir şey. Ve derler ya, Allah yok. Evet evet. İki kez bu giderek böyle bir crescendo oluyor. Evet. Oyunun finaline doğru. Hakikaten öyle. Yani çamurdan yaratılmış insanoğlunun damarlarına kadar nüfuz eden hiyerarşik olarak... İblis, şeytan ve şeytancıklar. Evet. Böyle bir... Çok ilginç sevgili izleyiciler. Mutlaka gelip görmelisiniz diyorum. Neyle savaştığımı dahi bilmeden böyle bir akıntıya kapılıyorum kızımla birlikte. Hocam buradayım. Sizin kitabı arıyorum. Biraz istirahat buyurun. Tamam. Sizi bekleteceğim hocam. Burası çok dağınık. Yardım ister misiniz? Efendim? Duyamadım. Yani diyorum ki ihtiyacınız varsa yardıma gelebilirim. Bir dakika. Buldum galiba. Yok, bu da değilmiş. Vazık Bey, hangi kitap olduğunu biliyorsunuz, öyle değil mi? Vazık Bey? Kim koymuş bunları buraya? Vazık Bey, her şey yolunda mı? Vazık Bey! Nerede bu adam? Al işte, kırdım seni. Gene kırdın beni Çelebi. Affedersiniz, ben depoya gidiyordum. Bir elif çekmişydin, yanına bir dağ vurdun. Yine dil derdini cana biriken on ittin. Bak, altı kapısını da aldın. Şu Fazıl Bey gördünüz mü acaba? Fikri bastın ser katrim, dağdan eyler beni. İyiyse iki, üç, bu da dört. Ama sen zar tutuyorsun Nur. Ayıp oluyor azim, şurada edebimizle oyun oynuyoruz yani. Sen hep böyle yapıyorsun ama oynamayacağım bir daha. Affedersiniz. Fazıl Bey gördünüz mü? Fazıl Bey, evet. Vazif Bey, Vazif Bey, Vazif Bey. Şu taraf. Geh katruhi tasavvuri der gaflet ve gül. Tıflı hayal sanki Elif Bağ'a meşgiler. Halkayı zülfeynine hoş düşmüş bol halisi ya. Gerçi kim bir nokta kafi olmaz. İki cim üçü. Hani nerede? Hop, vay sen vay. Bak şimdi. Ne oldu, Vazif Bey'i göremedin mi? Yok, göremedim. Burası çok karışık. Bu koridorun sonundan sağ mı dönecektim? Evet, koridorun sonundan sağ dönecektim. Demek ki ben yanlış dönmüşüm. Demek ki. Köşedeki sandığa dikkat et. Çarpma. Saat kaç oldu? Akşam oldu. Gönül hala uslanmadı. Ben azizim. Ah! Çay demlenmiştir o vakit. Ha, bizim sarhoşluğumuz kızıl şaraptan gelmez şey. O şarap bizim hayalimizin kaderinden başka yerde bulunmaz. Hay Allah! Eyvallah! Vazif Bey benim için depodan bir kitap çıkartacaktı ama ortalıkta yok. Ya gel otur biraz nefesler. Yaş sınırı var değil mi? 15 yaş dedik, evet. Evet, çünkü hani bu...
şeytanları tasavvur edebilsin seyirci diye. Hani çocukların çünkü belli bir yaşa kadar soyutlama aklı pek şey olmuyor, gelişmiyor biliyorsunuz. Onları korkutmak istemedik. Hani daha soyut düşünceye yakın, işte 15 yaş itibariyle daha rahat anlarlar ve korkmadan, ürkmeden felsefesini kavrayabilecek şekilde izlerler diye düşündük. Onun için 15 yaş sınırı koyduk. Onur Yay Evrentan adım. Ben bahsettiler zaten, İblis'i oynuyorum. Hani Can aslında çok güzel bir biçimde toparladı mevzuyu. Hani İblis'in anlatılacak nesi var? İblis adının da belli olduğu gibi İblis. Pek hoş bir karakter değil. Buradaki görevi insanoğluyla yaşadığı kan davallık durumunda gerçekten çok ilim irfan sahibi olduğunu iddia eden şifacı bir din adamının nasıl yoldan çıkarabilecekleriyle ilgili bir atama yapıyor. Atama yaptığım kişi de Can. Dolayısıyla amacı da hani her zaman hayatta bu tuzakların olabileceğini insanoğluna göstermek ve o zaaflarla yüzleşmesini, yani o zaten bunu başaracağını biliyor. Hani iblisin öyle bir derdi yok. O çok son derece emin. Hani bize seyirciye gösterilen kısım, her gün bu sınavla hayatımızın herhangi bir devresinde olsun karşı karşıya kalabiliriz. Buna nasıl tepki vereceğimiz konusunda bir sağduyulu davranıp içimizin sesimizi dinlemek, kendi içimizdeki şeytanla yüzleşmek. Evet, o çok güzeldi. Evet. Ve kendi özbenliğimize dönüp bir insan, iyi bir insan olmak için ne yapabiliriz'e bakıyor olmak. Çünkü hani biz bunu sahnede canlandırıyoruz, işte iblis, şeytan diyoruz. Hani realde böyle elle tutulur şeyler değil ama sürekli de hayatımızda denk gelen durumlar. Peki bu oyun seni nasıl etkiledi? Neler hissettin? Şimdi şöyle, ben oyunun aynı zamanda yönetmen yardımcılığını yaptığım için hani hem bir işin içinde olup, oyuncu olarak içinde olup hem de bütünden bakıyor olmak çok bambaşka bir tecrübeydi. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Çünkü ikiye bölünmüş gibi oluyorsunuz. Çünkü oyunculuk tamamen orada yaratım sürecinin içinde olmakla mükellef olduğunuz bir durum. Diğer tarafında bütün kadroyu hani emanet edilmiş bir durumla da karşı karşıyasınız. Hocanız size emanet etmiş. Onun sorumluluğu da bazen böyle... Görevin ağırmış. Evet, gerçekten hani... ama çok özel bir oyun benim için. Çünkü ben birçok seyirciyle de hani sonrasında sohbet etme şansını da buluyorum. Ve birçok insanın hayatında bir yerine dokunuyor olmak, kendisini ya bir daha bir aynaya bakıp bir daha bir çeki düzen vereceğim diyor olması ya da oturup bunu tasarlayıp düşünüyor olması, sadece bir hafta senin oyununu düşündük, gerçekten bizi çok etkiledi. Hani değişik bir oyun ama gerçekten, evet. Öyle değişik bir oyun. Yani. İlginç bir oyun. Hani bunu başarmak adına çok inanılmaz gurur duyuyorum. Çok mutluyum bu işin içinde olduğum için. Hani bir tek gün bile acaba ne yapıyorum demediğim, sonuna kadar her şeyle tüm kanımla canımla olduğum bir iş. Gerçekten öyle. Hani bizim için özellikle, hani oyuncular için bu çok önemli bir şeydir. Çünkü o zaman tamamen benliğini, varlığını oraya vakfetmiş oluyorsun. Zorlukları olmuyor mu? Oluyor sahneyle ilgili tabii ki, yaşadığımız tabii şeyler. Ama yani genel anlamda baktığımızda seyircinin bizimle, özellikle şu an oynadığımız salonda, Cevahir'de maşallah çok güzel gidiyor, dolu gidiyoruz. Herkes son derece memnun. Geri dönümleri iyi. Bunlar gurur veriyor. Evet, çok ben de şahit olduğum az önce çıktı izleyiciler. Sevgili izleyiciler, bugün çift oyun. Yani az önce oyundan çıktılar. Yemeklerini yediler. Yazık, soluk sola. Sizlerle tanıştırıyorum. Biraz sonra tekrar sahne alacaklar. Üstlerini değiştirik. Çok zor bir iş. Dedikoducular. Kadere kuşkuyla bakanlar. Cimriler. Hepsi bizim yoldaşımızdır. Yoldaş. Daima ateş atan Nemrut, küfründe inat eden Firavun, Salih'in yeşil devesini kesen Semud kavmi bizim yoldaşımız değil. Yoldaş. Nerede şimdi onlar? Nerede? Nerede? Herkesin içinde bir Yusuf. Her Yusuf'un onu kurda parçalatmaya hazır, kuyuya atmaya hevesli 10 kardeşi etrafında döner durur. Her an bir fırsattır.
kendini emniyete almayanı yoldan çıkarmak için. Doğruyu eğri. Siz Eray? Ben Eray Cezayirlioğlu. Ben de Berse karakterini oynuyorum. Yani kameraya bakarsan. Daha doğrusu kendini Berse hikayesinin içinde bulmuş Matuf karakterini canlandırıyorum. Akademisyen. Mevlana Müzesi'nde arada bütün bilgi içinde bulabileceği bir yazmayı ararken kendini bir anda Berse hikayesinin içinde bulmuş Matuf karakteri. Böyle. İmparatorun kızı Theodora hastadır. Şifacı, hekim. Değil evet, mi? Yani işte şeytan arkadaşlarımızın yoldan çıkardı. Kızın başına gelmeyen kalmamış tabii, değil mi? Aslında tabii şeytandan öte kendi için dediği gibi canı kendi içerisindeki şeytanlar ve kendi zayıflıkları ve kibrinden mustarip bu yaşadığı karanlığın içerisine düşmesi böyle bir karakter. Jennifer'ın düğününde vardın. Vardım evet. Eray aslında tabii Eray son derece alçak gönüllü bir karakter. Bütün ekibimiz olduğu gibi öyle. Yani çok gerçekten çok iyi bir ekip. Çok iyi bir ekip, müthiş. Çok rahat birlikte çalıştık, onu söylemek lazım. Herkes birbirine çok hani kulisi de barış içinde olan bir şey. Çok güzel bir şey çünkü sahneye çok olumlu bir şekilde yansıyor her şey. Evet. Yani işe inanarak ve sahip çıkarak birlikte çalışmak çok güzel bir şey. Çünkü hani yönetmenin işi bitip gidiyor. Sonuçta oyun onların oyunu. Seyirciyle her akşam onlar. Evet, yani. Evet. Çok Eray arkadaşımız da ekibin geri kalan üyeleri gibi son derece alçak gönüllü bir arkadaşımız. Onun için kendisi söylemedi, ben söyleyeyim. Eray geçen sene en iyi erkek oyuncu ödülü aldı. Bersisa'yla, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bir de en iyi kostüm tasarımı ödülümüz var. Derya İnce Hanım. Bunu mutlaka söylememiz lazım. Kostümlerimiz gerçekten çok güzel kostümler. Özel çalışıldı. O döneme ait mi giysilerimiz? Şimdi şöyle... Şunu söyleyelim önce, bir kafa karışıklığı, seyretmemiş seyirci için bir kafa karışıklığı olmasın. Oyunu 3-4 safhada kurguladık biz. Şimdi burada yanımızda olmayan iki arkadaşımız var, derviş arkadaşlarımız. Onlar şu gördüğünüz tepede oynuyorlar. Onlar bütün oyunun seyirciyle kontağını kuran iki karakter. Yani bir Matuf karakterimiz var, bir akademisyen. Ve aradığı her şeyi kitaplarda bulacağına çok inanıyor. Onun yolu, hayır aradığın şey sadece kitaplarda bulunmaz diyen, var mı yok mu çok emin olmadığımız iki dervişle kesişiyor. Bizim tasavvufta onlar yukarıdalar. Tayyi mekan, tayyi zaman dediğimiz şey geliyor başına. Matuf'un ve kendini Bersisa hikayesinde Bersisa olarak buluyor. Zaman mekan karışıyor. Atlıyor diyelim, zamanı mekanı geçiyor ve Bersisa'nın hayatını yaşamaya başlıyor. Bersisa'nın meselini de biz nereden öğreniyoruz? Hazreti Mevlana'nın Mecarisi Seba yapıtından öğreniyoruz. Yani Mevlana'nın sohbetlerini öğrencileri yazmışlar, kaydetmişler. Bu sohbetlerinden birinde, yani meclislerden birinde Mevlana bir ibret hikayesi olarak Bersisa'yı anlatıyor. Biz de bunu bugüne söyleyecek bir şey olduğu için bu oyunun ortasında tutuyoruz. O hikayeyi birazcık söz edebilir miyiz sevgili? Tabii ederiz. Merak etmiş olabilir. Tabii ki. Bersisa İslamiyet öncesi Anadolu'da yaşamış olduğu aktarılan eski Hristiyan kaynaklarından da yaşadığını öğrendiğimiz bir şifacı, hekim ve din adamı. Bersisa'nın özelliği şu, şifası sadece yaptığı ilaçlardan gelmiyor, Tanrı ile olan bağından da geliyor. Yani çok kendini vakfetmiş bir din adamı. Ve her ne yapılırsa yapılsın, şeytanlar ona ne yaparsa yapsın, Bersisa bildiği doğru bildiği yoldan ayrılmıyor. Ve ilimle ve bugünkü şeyiyle düşünürseniz yüksek kalitede bir akademisyen hayal ediyoruz. Biz öyle düşünmüştük yani. Bilimle içli dışlı. Ve hakikatin peşinde. Aslında bu insanların ortak özelliği nedir? Hakikatin peşinde oluyor olmaktır ya. Bersisa da hakikatin peşinde. Ve bir gün iblis diyor ki biz ne yaparsak yapalım, Bersisa yoldan çıkmadı.
Çünkü iblisin kadrajına giren, bugünün tabiriyle söylersek, aslında kendi doğru bildiği yolda ısrar eden ve kendi kalitesinden emin olan insanlar diyelim. Halbuki diyor ki iblis herkesin zaafları var. Hepimizin zaafları var. Hepinizin ve ben o zaaflardan geliyorum size diyor yani. Herkes kendi şeytanına dönüp bakmalı aslında gibi. Ve Bersisa'ya bir tuzak kurmaya karar veriyor. Bu tuzak içinde daha alt rütbede bir şeytan görevlendiriyor. İşte oyunda can arkadaşımızın oynadığı. Sonra muhtemelen sonra rütbe aldı değil mi yaptığı şeyle? Evet, ve Bersisa'nın yoldan çıkması için o zamanın imparatorunun Bizans dönemi olduğunu söylüyor kaynaklar. Kızını hasta ediyor, Theodora'yı. Kız hasta oluyor ve hiçbir saray hekimi çare bulamıyor. Bunun üzerine diyorlar ki bir köy hekimi var. Bersisa köyde yaşıyor çünkü çok alçak gönüllü, halka hizmet onun için birinci derecede önemli. Ve diyorlarken onu saraya getirmek yerine Bersisa'yı hani kızcağızı hekimin yanına götürelim. Ve tedavi ediyor Bersisa ve şeytanın oyunuyla tedavi ederken kıza aşık oluyor. Theodora da ona aşık oluyor. Ve sonra Theodora ile beraber oluyor Bersisa. Ama kız hamile kalınca paniğe kapılıyor. Çünkü o imparatorun kızı. Ve o sıradan bir köy hekimi. Bir suç işledi. Ve çok korkuyor. Korkunca birden bütün o hani kendisinde çok olduğundan emin olduğu değerler üzerinden dökülmeye başlıyor. Çok korktuğu için. Neden korktuğu için? Birincisi itibarını kaybetmekten korktuğu için. İtibar önemli bir şey. Bu çağda da hala çok önemli. İtibarını kaybetmekten korktuğu için, ikincisi tabii ki başını kaybetmekten korktuğu için şeytanın ona fısıldadıklarını yapıyor ve prensesi öldürüyor ve bahçesine gömüyor. Bunun üzerine şeytan kılık değiştirmiş olarak zaten hep saray çevresinde bulunan şeytan gidiyor ve imparatora Bersisa'nın kızını öldürdüğünü ihbar ediyor. Bersisa idam ediliyor. Fakat burada Mevlana'nın meselinde, bütün bu hikaye zaten o zamana kadar da bilinen bir hikayeymiş. Bizim için önemli olan Mevlana'nın gözünden, yani tasavvuf felsefesinin bu hikayeyi nasıl ele aldığı. Yani bu bir şeytanın doğru yoldaki bir karakteri baştan çıkarması hikayesinden çok daha fazla şey ifade ediyor Mevlana'nın gözünden. Çünkü o bize şunu söylüyor, diyor ki insan zaaflarla dolu, hepimiz. Ve hepimiz yanlış şeyler yapabiliriz. Hepimiz kötü şeyler yapabiliriz. Hepimiz hatalar yapabiliriz. Bersisa da yapabilir. Kimse mükemmel değildir. Burada esas olan şey bir hata yaptığını görüyor olmak. Hatayı kabul ediyor olmak. Bedeline razı oluyor olmak. Ve ümidini kaybetmiyor olmak. Diyor. Çünkü Bersisa ümidini kaybediyor. Yani Bersisa ben artık geri dönemeyecek kadar karanlık bir adam oldum. Tanrı beni asla affetmeyecek diyor. Ve oyunun zirve noktasında şeytan ona diyor ki artık senin gidecek bir yerin yok. Öte dünyayı, ahiretini tamamen kaybettin. Şimdi bari hiç olmazsa bu dünyanı kurtar. Ben senin bu dünyanı kurtarırım ama bunun için bana imanını vermen gerekir. İnancını Faust'taki gibi değil mi? Şeytana doğru, teslim Faust'u olmalı diyorlar zaten Bersisa için. Ve Bersisa bunu kabul ediyor. Çünkü Tanrı'nın onu affedeceğine inanmıyor. İşte Hazreti Mevlana bu noktada giriyor ve şunu söylüyor. Eğer hatasını kabul ediyor olsaydı, günahı için üzülüyor olsaydı, tövbe ediyor olsaydı ama en önemlisi ümidini kaybetmiyor olsaydı, benim cezam neyse ben razıyım, evet yaptım bir hata, büyük hatalar yaptım ama bu seni hiç ilgilendirmez diyebilseydi kendi şeytanına da. Çünkü genellikle insanın her şeyden ümidini kesmesinin nedeni aslında kendi karanlık yanıdır ya. Bunu söylüyor, ümidinizi kesmeyin diyor Mevlana bize. Bizim de bu oyunda en çok sevdiğimiz şey ümit vaat ediyor olması galiba. Gülebru Turna çok güzel sevgili seyirciler oyunu toparladı sağ olsun. Hatırlar mısın? Ben çocukken ne kadar da sağlıklıydım. İyileşeceksin kızım. Ümidi de yitirme. Biraz daha güçlendiğinde seni kaptırcaya göndereceğim. Şifalı su ve çamurun size iyi geleceğini tahmin ediyoruz efendim. O kadar uzun zamandır bu odada kapalıyım ki.
Kaplıcaya gitme fikri bile beni heyecanlandırıyor. Şimdi ilacınızı içmediniz. Bunun tadı çok acı. İlacın tamamını içmelisiniz efendim. Peki. Uyumadan önce bitirmek için elimden geleni yaparım. İyi uyuklar kızım. Demek ilacının tadı kötü. Öyleyse biraz tatlandıralım. Gel Helena. Uzun zamandır İmparator Hazretlerini bu kadar mutlu görmemiştim. İyileşmeniz saraydaki herkesi çok mutlu etti majesteleri. Nasıl görünüyorum? Çok iyi görünüyorsunuz efendim. Tıpkı eskisi gibi. Demek eskisi gibi. Sadece biraz zayıfladınız. Aynam nerede? Majesteleri, hekimler babanız olduğunuz insanların kaldırılmasını tavsiye ettiler. Hep siz bunları düşünmeyin efendim. Babanız imparatorluğun en iyi hekimlerini getirtti. Sizin için ellerinden geleni yapıyorlar. Bahçeyi bir görseniz ne kadar güzel oldu majesteleri. Yarın en sevdiğiniz çiçeklerden size bir... Çok tuhaf. Sen de hissediyor musun? Majesteleri, yoruldunuz. Biraz uyursanız... Sen de karakterinden etkilendin mi? Evet, etkilendim. Zaten Gülebri hocam çok güzel özetledi. Ben oyunda bir Bizans prensesini oynuyorum. Genç bir prenses. Theodora, evet. Ve bazı karabasanlar görmeye başlıyor şeytanın oyunuyla. Gündelik hayatımızda karşılaşabileceğimiz bir hastalık değil ve tabii ki doğal olarak korkmaya başlıyor. Çünkü ara sıra çıkan ve görünmeyen, göründüğünde de onu çok fazla korkutan varlıklar ya da... Görünmeyen şeyler korkutur zaten değil mi hayalimizde? Yani gerçek hayatımızda da bazen korkabiliriz. Karanlıktan korkarız mesela değil mi? Korkarım ben. Yapmadım. Bana geldiklerinde öyleydiler. Evet. Acaba dedim oyundan herkes bir tırstı mı ne oldu? Sevgili izleyiciler, şeytan meytan Allah muhafaza. Ve Theodora'nın belki de Bersisa'ya bu kadar bağlanması da onun o büyük imparatorluğunda, yaşadığı imparatorlukta babasının dahi bir şey yapamaması ve en güvendiklerinin bile onu kurtaramaması olmuş olabilir diye düşündüm. Ve böylece tek sığınağı, tek güvenebildiği yer Bersisa'nın yanı oluyor. Ama daha sonra tabii bu bağlılık, bu duygusallıkla aşk doğuyor ve daha sonra hamile kalıyor. Ama orada da aslında Theodora'nın korkuları daha da artmaya başlıyor çünkü Bersisa'nın onu istemediğini fark ettiğinde bir çıkış yolu kalmıyor. Yani o şekilde kesinlikle imparatorluğa dönemez bebekle diye ve gittikçe zaten daha da kötüleşmeye başlıyor. En sonunda da bir kurban olarak onu kaybediyoruz. Hazırlanırken zaten hocam ve bütün ekip çok yardımcı oldu. Bizans dönemini araştırmaya çalıştım öncelikle. Ben olsaydım nasıl baş ederdim? Mutlaka ben de bir sığınak, bir kurtarıcı arardım galiba. Bu şekilde. Zaten artık neredeyse kovulmak üzereyiz. Başlayacaklar sevgili izleyiciler. Giyinecekler. Hepinizin yüreklerine sağlık, emeklerine sağlık diyorum arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oyuncular. Zaten televizyon dizilerinden, sinemalardan biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet, Allah yolunuz açık etsin her zaman. Şeytansız günler dileyim. Sevgili izleyiciler, biz 10 dakikalık bir bölümle sizleri buluşturacağız tabii ki. Çok ilginç. Sizler gelip burada Cevahir sahnesinde göreceksiniz devamını. Haftaya görüşmek üzere diyeyim. Yüzünüzden gülücükler, hayatınızdan sanat hiç eksik olmasın. Sanatlı günler. Hoşçakalın. El sallayalım arkadaşlar. Her gün gözümün önünde eriyip gidiyor. Çaresizim. Kudretimin sembolü olan bu taç. Hazinemdeki altınlar. Peşimde kıtadan kıtaya koşan ordu. Önümde yerlere kapanan dünya. Sanki hepsi benimle alay ediyor. İmparator çaresiz. İmparator kızını kurtarmaktan aciz.
Neyle savaştığımı bile bilmiyorum. Kudreti kendi ellerinde zannedenler. Çaresiz kaldıklarında nasıl da kolay av oluyorlar. Kızım, tek evladım parçalanıyor. Elimden bir şey gelmiyor. İşe yaramaz bir imparator. İşe yaramaz bir baba. Dünya önümde korkuyla titrerken, kızım gözümün önünde aklını yitiriyor. Ümitsizlikten kahroluyorum. Ümit kapısını görmeyip de karanlıkta kaldıklarına emin olan, benim gösterdiğim yalancı ışıklara koşuyorum.